Herkese merhaba. Bugün sizlere benden çok istemiş olduğunuz nasıl kilo verdim videosunu çekeceğim. Daha önce böyle bir video çekmiştim nasıl 13 kilo verdim diye. Ama orada sesimin çıkmadığını fazla söylemişsiniz. Konuştuklarımın anlaşılmadığını falan. O yüzden nasıl kilo verdiğimi anlatmakla başlayacağım ilk. Nasıl kilo vermeye karar verdim? Ben mesela 2015 yılında 53 kilo falandım. Kilolu değildim yani. Ne yersem yiyeyim kilo almıyordum. Sonra 2015'in sonlarına doğru Mehmet'le tanıştıktan sonra Mehmet'le sürekli dışarıda buluşuyorduk. Fast food falan yiyorduk. Sabah fast food yiyorsak akşam yine fast food yiyorduk. Mesela sabah döner yiyorduk, akşam da hamburger yiyorduk, öyle geliyorduk eve. Eve geldiğim zaman da durmuyordum. Evde ne yemek varsa ondan yiyordum. Sonra babam eve kekler falan alırdı, abur cubur alırdı. Onların hepsini ben bir hafta içinde yerdim. Ablama bile kalmazdı yani. Ablam dolaba giderdi, arardı, bulamazdı. O derece obur bir insandım. Sürekli yemek yemeyi çok seviyordum. Hala da çok seviyorum ama kendimi kısıtlıyorum, tutuyorum. Sonra bu yediklerimden sonra bir gün tartıldığımda 65 kiloyu gördüm. Sonra tişörtlerim olmamaya başladı. Yaz mevsimiydi. Tişörtlerim olmadığı için ben de tişört almak istedim, daha büyük beden. Sonra dışarıdan gidip L beden tişörtler aldım. L beden tişörtü giydiğim zaman bile göbeğim fırlıyordu yani, önden, yanlardan falan. Zaten beni en çok diyet yapmaya iten şey göbeğimdi. Göbeğim alt vücuduma göre daha böyle büyük gözüküyordu. Orantısızdı yani vücudum. O yüzden çok rahatsız oluyordum. Sonra L beden aldım. O bile yani dar oluyordu bana. XL almam gerekiyordu belki de. Ama L almıştım. Neyse, birkaç ay o L tişörtleri 2-3 tane almıştım. Onları değiştirip değiştirip giydim. Baktım ki olmuyor. Ondan sonra biz yine tabii dışarıda yemeye devam ediyoruz. O zamanlar abisinde kalıyordu Mehmet. Evimiz yakın olduğu için sürekli buluşabiliyorduk. Şu an köyde olduğu için her zaman buluşamıyoruz tabii ki. Buluşsak da yemem. Sonra birkaç zaman geçti. Ben o kadar takmadım 65 kiloya. Yemeye devam ettim dediğim gibi. Sonra pantolonlarım olmamaya başladı. Sadece bir tane pantolonum oluyordu. O da onu daha önce bol aldığım için oluyordu. Pantolonlarım olmamaya başladı. Gömleklerim olmamaya başladı. Yani giyecek hiçbir şeyim kalmadı diyebilirim. Sadece bir pantolon ve iki tişörtle yaz da geçmez. Sonra dedim ki niye daha mı çok kilo aldım acaba? Şimdi pantolonlarım da olmamaya başladı dedim ya. Bir tartıldım. Tartıda 73 kiloyu gördüm. Şok oldum. Üzüldüm. Ondan sonra gidip annemle ablama dedim. 73 kilo olmuşum diye. Onlar da çok şaşırdı tabii. Çünkü ilk defa yani 70'li kiloları gördüm tartıda. Sonra dedim ben diyet yapmaya karar verdim. Diyet yapacağım dedim annemlere. Sonra internetten böyle diyet şeyleri araştırmaya başladım. Böyle internette böyle diyetle ilgili videolar çeken diyetisyenler vardı YouTube'da. Onları izledim. Neler yapmam gerektiğini, neler yemem gerektiğini öğrenmeye çalıştım. Ama onların hiçbirini uygulamadım. Sizlere tavsiye etmiyorum şok diyetleri arkadaşlar. Sakın böyle 2 günde 5 kilo verdiren diyet, 3 günde 6 kilo verdiren diyetleri sakın yapmayın. Sağlığınızdan olmayın. Uzun sürede diyet yapın. Uzun süreye yayın yani kiloyu vermeyi. Böyle bir ayda 10 kilo vermek istemeyin yani, sağlığınızdan olmayın dediğim gibi. Şimdi ben diyetimde neler yaptım? Ondan sonra nasıl yani kilo verdim onu anlatayım sizlere. Ben diyetimin ilk başlarında sıkı bir diyet yapmak istedim. Çünkü kendimi zorlayarak daha çabuk kilo vereceğimi düşündüm. Şok diyetleri uygulamadım dediğim gibi, kendi diyetimi kendim uyguladım. Sabah kahvaltısında iki tür kahvaltı yapıyordum. Birincisi yumurta, haşlanmış yumurta, zeytin, peynir, sonra salatalık. Siz isterseniz domates, biber de ekleyebilirsiniz. Bir dilim de kepek ekmeği yiyordum. Yanında da ayran içiyordum bazen, bazen de su içiyordum. Çay içemiyordum çünkü şekersiz çayı sevmediğim için. Sonradan şey öğrendim. Çayın içine çubuk tarçın atarsanız tatlanır, o şekilde daha rahat içebilirsiniz. Eğer benim gibi şekersiz çay içemiyorsanız size iyi olur yani bu fikir. Sonra kahve de içemiyorum şekersiz. Kahveye de aynı şekilde çubuk tarçın ekleyebilirsiniz tatlandırmak için. Bir diğer kahvaltı çeşidim ise kepek ekmekten tosttu. İçine azıcık beyaz peynir de koyabilirsiniz.
Domates falan koyup tost yapıp yiyebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi azıcık kaşar peynir koyup yiyebilirsiniz. Ama kaşar peyniri fazla koymayacaksınız. Çünkü kaşar peynir kilo aldırıyor. Sonra ara öğünler yaptım ben diyetimde. Bazı kişiler diyor ki ara öğün yapmamak lazım, kilo aldırıyor bende diyor. Ama bende kilo aldırmadı ara öğün yapmak. Ben yani mutluyum. Hem de daha doyurucu oluyor benim için. Çünkü ara öğün yapmasam çok çabuk acıkıyorum ve öğünümde daha çok yerim diye düşünüyorum. O ya onu yapmamı engelliyor. Ara öğünlerimde Etiform'un ya diyet bisküvilerinden 3 tanesini yiyorum 3 içinden. 6 tane oluyor pakette, yarısını yiyorum. Ya da meyve yiyorum. Meyve olarak da 2 tane meyve yiyorum. Mesela evde 2 tane meyve var. İkisinden yemek istiyorum. İkisini de yiyorum yani. Ya da bir meyve yiyorum 2 defa. O kadar. Ayran da içiyorum ara öğünlerimde. Ayran doyurucu oluyor. Doyurma etkisi var bence. Bir de diyetimin ilk başlarında göbeğim çok büyük olduğu için göbekle ilgili kürlere bakmıştım. Göbek için bir kür var. Yoğurt, bir tabak yoğurt, bir kase yani. Sonra bir çay kaşığı pul biber döküyorsunuz yoğurdun içine. Biraz limon sıkıyorsunuz. Onu her akşam yatmadan önce yiyorsunuz ama düzenli olarak yapacaksınız bunu. Bir gün yapıp bir gün yapmamazlık yapmayacaksınız. Göbeğim erimeye başlamıştı gerçekten. Etkisini görmüştüm. Sizlere de tavsiye ederim. Benim yaptığım diyeti birebir yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü ben çok zorladım kendimi. Çok kısıtladım yani. Akşam yemeği olarak ise bulguru sadece haşlıyordum. İçine çok azıcık tuz koyuyordum. Baharatlarla tatlandırıyordum. Suyunu çektikten sonra da yiyordum o bulguru. Yani böyle yağla kavurayım falan yapmıyordum. Onu yiyordum her zaman diyetimin ilk başlarında hızlı kilo verebilmek adına. Ama gerçekten bulgur işe yarıyor, kilo verdiriyor. Tavsiye ederim. Onu yedikten sonra bazen de yanına tavuk haşlaması ekliyordum. İlk başlarda tavuk ızgara da yemiyordum. Sadece tavuk haşlaması yiyordum. Tavuk haşlaması tiftikliyordum yanına, onun yanında yiyordum. Ayran da içiyordum. Bazen cacık yiyordum yanında. O şekilde günümü geçiriyordum. Şimdilerde tavuk ızgara da yemeye başladım. Sonra mesela evde şimdi kilomu koruma dönemine girdiğim için evde mesela dolma var. Dolmanın yanına tavuk yiyorum mesela. Şimdi daha iyi yemeye başladım. Eskiden daha çok kısıtlıyordum kendimi. Siz de mesela bulgur pilavı, tavuk haşlaması ya da tavuk ızgarası akşam yemeğinizde yiyebilirsiniz diyette. Kilo aldırmıyor, aksine kilo verdiriyor. Sonra unuttuğum bir şey daha var. 2 litre su içiyorum ben günlük olarak. Siz 2 litre veya daha fazla içmenizi tavsiye ederim. Çünkü yağ yakımını hızlandırıyor, metabolizmanızı hızlandırıyor su içmek. Kilo vermenize yardımcı yani. Bitki çayları da içebilirsiniz. Yeşil çayı tavsiye ederim. Sonra goji biri vardı. Ama böyle kayısı çayı falan ben daha önce içmiştim birkaç kere. Sonra içinde bir şey vardı. Sinameki vardı galiba bitkilerden. Sinameki belli bir süre sonra yani bağırsağınızın çalışmasını durduruyormuş. O sinameki çayını içtikten sonra bağırsağınız çalışıyormuş yani. Bir kişinin videosunu izlemiştim. Ben o çayı içtim, kayısı çayını içtim. İçindeki sinamekiden dolayı bağırsaklarım bozuldu demişti. İlaç kullanmaya başladım. Ben o videoyu gördükten sonra o kayısı çayını içmeyi bıraktım. Çünkü onun da içinde sinameki çayı vardı. Çünkü hasta olmak istemem yani, sağlığımdan olmak istemem. O kişiye de üzülmüştüm ayrıca çok. Sizler de yani önermem sinameki içinde olan bitki çayları içmenizi. Çünkü onun sayesinde bağırsağınız çalışmaya başlıyor. Onu bıraktığınız zaman da çalışmıyor bağırsağınız. Meyveyi tavsiye ederim. Ama akşam saatlerinde meyve yemeyin. Yani 6'da ve 6'dan sonra meyve yemeyin. Öğle de ikindi arası falan meyve yiyin. Çünkü akşam da yemenizi tavsiye etmiyor diyetisyenler. Ben yine araştırıyorum ara ara. Instagram'dan falan bakıyorum. Diyetisyenleri görüyorum. Neler öneriyorlar bakıyorum. Diyetimin ilk başlarında yürüyüş yapıyordum hızlı kilo vermek adına. Ama daha sonra baktım ki yürüyüş bana kilo verdirmiyor. Aksine sadece yemeğimi kıstığım zaman çabuk kilo veriyorum. Ben de bir ay sonunda yürüyüşü de bıraktım. Böyle arabayla gideceğim mesafeleri yürüyerek gidiyordum erkek arkadaşımla ama sonra ondan da vazgeçtim. Baktım yemek az yiyerek kilo verebiliyorum. Onu kullandım.
Az yiyerek kilo verdim yani. Zaten spor yapmayı sevmeyen bir insanım. Sizler seviyorsanız spor da ekleyin. Sporla birlikte daha da çabuk kilo verirsiniz diye düşünüyorum. Ben az yemeye göre bile kilo verdiysem siz sporla birlikte daha çabuk verirsiniz. Bazı arkadaşlar soruyor, 2-3 kilo fazlam var. Bunu nasıl verebilirim? Abur cuburdan uzak durarak, hamur işinden uzak durarak, ev yemekleri yiyerek 2-3 kilonuzdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu videoyu motivasyon olsun diye sizlere çekiyorum. Yani diyet yapmak isteyip de başlayamayanlar için bir tavsiye olsun, bir motivasyon olsun diye çekiyorum. Yani benim anlattıklarımın hepsini birebir yapmak zorunda değilsiniz. Zaten ben bir diyetisyen değilim. Ne kadar doğru anlattıklarım onu da bilmiyorum açıkçası. Bir de ben haftanın bir gününde ara günü yaptım. Diyetimin ilk gününden itibaren, yani haftanın sonunda bir gün ara verdim. İstediğim her şeyi yedim ama. Çikolata yedim, yemek hakkı kullandım. Her istediğim şeyi yedim. Yani çikolata yedim, yemek de yemeyeyim falan demedim. Her şeyi yedim ama kilo almadım. Mesela ben pazar günleri çok yediğim zaman yarın sabah mesela tartılıyorum. Diyorum kesin 1-2 kilo almışımdır. Çünkü o kadar çok yiyorum ki. Sonra tartılıyorum, bakıyorum gram gitmiş oluyor benden. Şaşırıyorum ben de gerçekten. Hatta birkaç arkadaş demişti bana, kesin 2-3 kilo almışsındır bu yemeğiyle falan. Ben almadım gerçekten. Gram verdim ya da 1 kilo gitti. Hatta geçen yedik. Ondan sonra yarınki gün tartıldığımda 1 kilo vermiştim yani. O kadar sevindim ki hem yedim hem kilo verdim. Bu çok güzel bir duygu. Keşke her zaman yesem de kilo almasam. Çok güzel olurdu gerçekten. Siz de haftanın bir gününde kendinize ara günü verip kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Ben bu ödül sayesinde kendimi motive ettim. Bu ödül olmasaydı belki de diyeti daha önceden bırakabilirdim. Ama bu ödülü düşündüm mesela. Ne de olsa pazar günü yiyeceğim. Hafta içi yemesem de olur. O gün yiyorum. Kendimi şey yapıyorum zaten diyordum. Öyle öyle düşünerek pazar gününü bekliyorum. Pazar günü yiyorum. Böyle de iyi oluyor motivasyon için. Siz başka motivasyon yolları da bulabilirsiniz. Mesela bir kıyafeti beğenmişsinizdir ama onun içine giremiyorsunuzdur. Böyle küçük beden bir elbise alın ya da bir tişört alın. Onun içine gireceğim birkaç ay sonra deyin. Öyle öyle motive edin kendinizi. Abur cuburdan, fast food'dan uzak durursunuz böylece. Ben 73 kilodan 49 kiloya düştüm. Hala kilomu korumaktayım. Ben 7 ve 7'den sonra daha yemek yemiyorum. Sadece su içiyorum. Eğer diyorsanız ki ben 7'den sonra acıkıyorum, ne yemeliyim diyorsanız eğer, bol bol su içmeye bakın. Çünkü ben öyle yapıyorum. Su içtikçe karnım şişiyor ve tokluk hissi geliyor bana. Ya da diyorsanız ben su içiyorum ama suyla bile doymam diyorsanız eğer, böyle kalorisi az yiyecekler yemenizi tavsiye ederim. Mesela yoğurt yiyebilirsiniz. Yine pul biber katarsınız içine, limon sıkarsınız. Hem yağ yakarsınız hem de yoğurt doyurucudur. Doyarsınız bu şekilde. Sonra salatalık yiyebilirsiniz. Domates yiyebilirsiniz. Bunlar da kalorisiz yiyecekler ama tuzlamadan yiyin salatalığı, domatesi. Ben mesela diyetimin mesela zamanlarında şey yapmıyordum mesela, geceleri acıkmıyordum. Acıksam bile sadece su içiyordum. Hiç yoğurt yiyeyim, salatalık yiyeyim yapmadım. Ama eğer siz gerçekten çok acıkıyorsanız yoğurt, salatalık yiyin. Hiçbir şekilde kilo almazsınız zaten. Korkmayın. İle ilgili tavsiyelerde bulunayım. Önerilerde daha doğrusu. Yemekten önce 1-2 bardak su içerseniz midenizi doldurmuş olursunuz ve fazla yemezsiniz. Bu da sizin için daha iyi olur. Hem doymuş olursunuz hem de fazla yememiş olursunuz. Diğer önerim ise büyük tabak kullanmak yerine küçük tabaklarda yemekler yiyin. Küçük tabaklara yemeklerinizi koyun. Çünkü küçük tabağa koyduğunuz zaman boşluklar kalmayacaktır tabağınızda ve gözünüzde doyacaktır. Daha fazlasını istemeyeceksinizdir. Benim videom bu kadardı. Umarım anlattıklarım sizlere de faydalı olur. Hoşça kalın.